Merhaba dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile'de 90 FPS nasıl alınır diyorsanız, öncelikle şu anda bilgisayarınızda kurulu olan PUBG Mobile arkadaşlar denetim masasına girerek bilgisayarınızdan kaldırıyorsunuz abi. Bu işlemi yaptıktan sonra dostlarım bilgisayarıma giriyorsunuz. Tek tek bilgisayardaki tüm dosyaları silinecek bir şekilde sileceğiz abi. Evet arkadaşlar, ben daha önceden sildiğim için bende gözükmeyebilir ama sizlerde vardır. Yerel diskçe kaç tane diskiniz varsa burada temp klasörü oluşur. Veya ROM files burada olabilir. Gamelog veya temp, onları da siliyorsunuz. Burada da aynı şekilde program dosyaları burada da olabilir. Kullanıcılar default ve burada da olabilir. Aynı zamanda burada kendi kullanıcılar kısmınızda da olabilir dosyaları. Bunları silmeniz gerekiyor. Daha sonra diğer disklerinize de aynı şekilde bakıyorsunuz. Varsa siliyorsunuz abi. Bakın burada temp klasörümüz var ve bu PUBG Mobile'in kendi klasörü arkadaşlar. Bunu da siliyorsunuz. Bilgisayarınızdan tamamen temizliyorsunuz. Daha sonra açıklama kısmında verdiğim linkten beta sürümünü indirip bilgisayarınızda kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, yükle diyoruz. Önce emülatörün turbosunu indirecek arkadaşlar. Turbosunu kuruyor arkadaşlar. Turbo AU motorunu kuruyor. Onu kurduktan sonra ayarlarımızı tek tek yapacağız zaten hep birlikte. Onun kurulmasını bekliyoruz hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, Gameloft şu anda yüklenmiş bulunmakta. Hemen üst taraftan veya önce oyunumuzu indirelim. Oyunumuz da indi dursun arkadaşlar. Arama kısmına PUBG Mobile yazıyoruz. Oyunumuzu da yüklüyoruz. Oyunumuz yüklenirken biz hemen hızlı bir şekilde motorumuzdan ayarlar kısmına girelim. Evet, şu an burada arkadaşlar bir şey eksik. Onun gelmesini bekleyeceğiz. 1000 üstü seri için arkadaşlar direkt X mod her zaman iyidir arkadaşlar. Düzgünleştirmeyi kapalı yapıyoruz. Dahili ekran kartı arkadaşlar bilgisayarın ön board, yani anakartın üzerindeki ekran kartı arkadaşlar. Ekran kartınız yoksa tabi bunu seçeceksin ama ekran kartınız varsa kesinlikle bunu seçmeyin. Hafıza, RAM arkadaşlar. Ben 8 GB veriyorum, 16 GB RAM'im var aynı şekilde. İşlemciyi otomatik tutuyorum çünkü yayın da yapıyorum aynı zamanda ve işlemcimin üzerinden de yayın verdiğim zamanlar oluyor arkadaşlar. İşlemcinin fazla yorulmasını istemiyorum. Yeteri kadar güç harcamasını istiyorum. Bundan dolayı fazla yorulmasını da istemiyorum. Çözünürlüğü, monitörüm çözünürlüğü 1920x1080p ayarlı. Burayı kaydet diyorum. Oyunumuzun yani ayarlar kısmında oyunun da gelmesini bekliyorum. O da gelince diğer ayarlarını da hep birlikte yapacağız. Arkadaşlar bu yükleme internet hızına bağlı bir şekilde değişti çünkü internet üzerinden yükleme gösteriyor. Bazılarımızın interneti kötü olabilir. Yarım saat, bir saat sürebilir. O yüzden internete bağlı bir şekilde yüklüyor ve oyunumuz şu anda yüklendi arkadaşlar. Ayarlar kısmına giriyoruz. Oyunumuza bir kere giriş yapmamız gerekiyor. Onun da tam net olarak gözükmesi için. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Tekrardan oyundan çıkacağız. Daha gelmemiş. Oyunun tamamen açılmasını bekliyoruz dostlarım. PUBG Mobile kuruluyor. Setup'ını indirmişti. Şu anda tamamen oyunun kendisini kuruyor. Zaten beta sürümünden çıktıktan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle zaten bu ayarların hiçbirini yapmanıza gerek kalmayacak. Emülatörden de artık 90 FPS stabil bir şekilde oynamaya başlayacaksınız. Yani beta'dan çıkmasını bekleyeceğiz hep birlikte zaten. Ha, ben beta'dan çıkmasını bekleyemem, dayanamam diyorsanız siz bilirsiniz dostlar. Oyunumuz açılsın. Şimdi yeniden başlat dedi ama ben sonra yeniden başlat demek istedim. Şu an sol üst köşede gösterdiği kadarıyla 2-30 değerler arasında bir FPS gösteriyor arkadaşlar. Sol üstte de görebiliyor. Evet, bir 15 MB'lik bir güncelleme var. Onu yapıyor şu anda. Tamam dedik. Oyunumuzdan bize attı. Şurada ayarlar kısmına bir girelim bakalım. Oyun gelmiş mi? Arkadaşlar HD 1080p. Görüntü kalitesini HD'ye alalım. 90 FPS ya da şimdi otomatik yap. Otomatik kendisi ayarlasın görüntü kalitesini. Tamam diyelim. Tamam diyelim arkadaşlar. Ve PUBG Mobile'ımızı tekrardan oyun içerisinde yapmamız gereken birkaç ayar var. Onları da düzgün bir şekilde yaptıktan sonra 90 FPS'i gör. Yani tam şu an beta'da olduğu için stabil çalışmayabiliyor dostlarım. 60 FPS'i gösterebiliyor, 90 FPS'i gösterebiliyor ama 90 FPS tadını alıyorsunuz ister istemez ama
tabii stabil çalışsa daha iyi olacak. Yani bugünlerde stabil çalışmasını beklemek biraz daha zamana ihtiyacı var 90 FPS. O yüzden biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yani mobil cihazlarda arkadaşlar 90 FPS alabilmek için de 90 hız yenileme özelliği gerekiyor. Bazı telefonlarda var, bazı telefonlarda yok. Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor cihazı satın alırken veya cihazı kullanırken. Evet arkadaşlar, oyunumuz yüklendi. Oyunumuza gelmiş bulunmaktayız. Burayı extreme yapıyoruz dostlarım. Derken bizi crash yedik ve oyundan attı. Güzel, bu crash yemesi güzel aslında arkadaşlar. Oyunu yapılandırıyor tekrardan. Tekrardan hızlı bir şekilde oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet dostlarım, şu anda siz de büyük ihtimalle 80 FPS'leri görebiliyor olmanız lazım. Sol üst köşede HD Extreme 85-84. HD Extreme, demin crash yedik ve bizi oyundan attı. Extreme'i seçtikten sonra burayı ben ikinci sıradakini tercih ediyorum arkadaşlar. Oyun içerisinde parlaklığı biraz 120'lere çekiyorum ki net görüş açım olsun diye. Yani bu size kalmış bir şey. Burayı tamam diyorum. 60 FPS'e düştüğüne bakmayın arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken tek şey buradan, bak emülatörde çık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buna basıyorsunuz. Oyundan çıkıyorsunuz. Tekrardan oyuna giriyorsunuz. Evet dostlarım, tekrardan çık gir yaptığınız zaman gene 85, yani o değerlerde bir FPS'e ulaşabiliyoruz. 30'lara falan düşüyor oyuna girerken ama ona pek fazla takılıyor. Zaten şu an dediğim gibi stabil çalışmıyor. Şu anda sol üst köşede görebiliyor musunuz? Tam benim resmim üzerinde, şöyle hatta resmime değer düştü. 70, 80, 69. Yani şu an stabil çalışmadığı için arkadaşlar biraz şöyle yapalım. Eğlence parkında biraz takılalım bakalım. FPS değerlerimizin neleri göreceğiz arkadaşlar. Benim ekran kartım bu arada GTX 1050 Ti Gaming. Yani çok iyi bir ekran kartına da sahip değilim aslında. 2080 Ti, 2080 Ti diyorum. 2080 RTX veya daha üstüne ekran kartı olan arkadaşlarımız varsa daha iyi değerler alacağını düşün. Bak otomatik olarak 1080p moda geçiş yapıldı falan. Şimdi evet arkadaşlar, şuradan 2 saniye ayarlara girmem lazım. Çünkü kontrol mobil ayarlarına göre mi kaldı diye. Hareket edemedim demin. Şöyle bir ekranımızı büyütüyoruz. 120 FPS'lere kadar çıktı arkadaşlar. Sol üst köşede ama mouse klavyeyi hareket ettiremiyorum. Demin 120 FPS'lere kadar çıktı arkadaşlar. Şu an 80-90 FPS'leri çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Evet, oyun crash diyecektim. Şu an çok rahat bir şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sol üst köşede şu an 85-83 FPS'leri görebiliyorum. Yani gidip bir silah alacağım, araba falan patlatacağım. Bakalım değerlerimiz kaç olacak. Yani arabaların hepsini de çalmasaydınız iyiydi ama neyse, buluruz bir şeyler. Bomba falan patlatırız yanımıza. Abicim bir saniye, bir saniye istek atma abicim. Lan silahlar yok lan oğlum, oyun yüklenmedim lan. Ha buradayım, şu olmuş. Kandırmayın. 3 kaskımız al. Şuradan bir de M2'mizi çekelim abi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Mermi ver. Lan M16'yı ne yapacaksın, alıyorsun yerden ya. Aç gözlü karakter. Abi gidelim bir tane araba bulalım. Bize bir 3 çanta verir misin abi? Heh. Şurada ileride bir buggy'yi kullanan arkadaşımız var ama tekne var. Tekneyi patlatalım abi en kötü ihtimal. Yani ama şu an stabil değil. Patla abi. 75'e düştü, geri 80'e çıktı. Yo, fazla bir değer kaybetmiyor abi. 85-83. Ama tabi daha iyi bir arabanın içerisinde falan patlarsak daha güzel olur böyle. Yani oyun şu anda çok güzel akıcı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Oha, mermi de bitmez ya. Oyunun sesini biraz kıstım arkadaşlar, rahatsız olmanızı istemediğimden dolayı. Evet. Yani 84-85 civarındaydı, 81'e düştü. Getir lan onu buraya. Şu ileride bir araba var, gidelim abi patlatalım. Hadi, gitmeye gerek yok, buradan patlatalım. Burada. Tamam, 3 tane araba bize yeter abi şu anlık. Üçünü yan yana getirmek istiyorum. Üçünü bir patlatacağım çünkü burada biraz katliam yapmak istiyorum. FPS'imizi kontrol etmek istiyoruz. Şu anda 80 FPS'ler harika bence. Tamam, çok iyi. Mirado da Mirado ya abi. Üçüne biraz hasar vereceğim. Ortadaki aracı patlatacağım.
Hadi bakalım. Evet. Abi hiç FPS kaybetmedik. Cidden. Cidden bakın. 85'ten en fazla 83'e falan 84. 81'e düştü. 3 araba aynı anda yani şu an çok stabil bir şekilde oyunumuz çalışıyor. Bir de oyunda test edip kalabalık bir bölgeyi tercih ettim. Bakalım oyunumuzda. Oo! Oğlum bir durun berbat. Yani oyunumuz kesinlikle takılma yaşamadı arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla çok çabuk öldük ya. İzleyelim bakalım kaç FPS almaya devam ediyor. Yani şu anda hala gördüğüm kadarıyla 84-90 civarlarında arkadaşlık kaldı. Oynamaya devam etsin. Biz de FPS'imizi test edelim onun sayesinde. Aynı zamanda 85 değerlerinde arkadaşlar oyun gerçekten stabil bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi hala beta sürümünde oldu. Tam net çalışmasına şu anda bekliyorum. Ufak da bir not geçeyim. Arkadaşlar şöyle bir lobiye dönelim tekrar. Oldu ki FPS'inizi tekrardan 60'a attı. Arkadaşlar F11'e basıyorsunuz. Sağ köşedeki çık butonuna tıklayarak oyundan çıkıyorsunuz. Emülatörü kapatmıyorsunuz bakın. Çık butonuna tıklayarak oyundan çıkıp tekrardan girişim. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.